Benim seni bir yerden gözüm ısırıyor ya. Dur bakalım. Aradığınız kişiye şu an... Neredesin Kunduz ya? Yasemin. Hala anlatmak istediğim bir şey yok mu? Çünkü işler artık kontrolden çıkmaya başladı. Farkında mısın bilmiyorum. Hayır yok. Sana bildiğim her şeyi anlattım. Aklım almıyor ya. Önce ikimizin videosu ortaya çıkıyor. Yetmedi, senin bilgisayarından gönderilmiş olduğunu anlıyoruz. Sapanca'dan döndük, burada evin önünde bir ceset var ve sen hala hiçbir şey bilmiyorsun, öyle mi? Sen benden şu an ne istiyorsun Adem? Gerçeği Yasemin. Bütün her şeyin merkezinde, olan biten her şeyin merkezinde sen varsın. Neden? Madem masumsun anlat. Ben gerçekten kimin yaptığını ya da kimden şüphelenmem gerektiğini bilmiyorum. Yakınında biri Yasemin. Her kimse yakınında biri. Ve bu kilidi açacak tek kişi sensin. Her ya da geç. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Evdeki güvenlik ekibi cesedi bulunca hemen beni aradı. Ben de polisi aramalarını söyledim ki öyle yapmışlar. Eve gittim, bir gördüm ki ceset Ahmet'e. Karımın kuzenine ait. En son ne zaman görmüştünüz? Çok oldu. Tahminen? Ne diyeyim şimdi? 2 sene, 3 sene. Eşiniz görüşüyor muydu? Yok, onlar pek görüşmezdi. Yalnız Ahmet beni aradı. Başının dertte olduğunu söyledi. Ne derdiymiş o? Ben de sordum derdin ne diye ama... telefonda konuşmak istemedi. Başı belki paraya sıkışmıştır dedim. Kalktım evine gittim. Kapıyı karısı açtı. Ahmet evde yokmuş. Birkaç gündür ortalıklarda görünmüyormuş. Ben de dedim herhalde başını bir belaya soktu. Eğer görüşebilirsem, konuşabilirsem yardımım dokunur dedim kadına. Demem o ki, ceset evimin önüne nasıl gelmiş, hiçbir fikrim yok. Peki şu ihbar, onu alıkoyduğunuza dair neden yapılmış olabilir? O sorunun cevabını umarım siz bulacaksınız. Sahile bakan kamerayı açsana. Ha, tamam. Oynat şimdi. Bir dakika. Efendim abi. Seninkiler emniyette. Ha, aynen abi. Timur Bey'in ifadesini alacaklarmış. Hayırdır? Sen orada mısın? Hayırlı olacak inşallah. Elimde bir dosya var. Ne o? Mekana gel, orada görürsün. Tamam, geliyorum. Fatih. Efendim abi. Sonra devam edelim. Sen istersen bir göz gezdir.
Çok kötü gözüküyorsun. Yakın mıydın kuzenine? Yok. Ben senelerdir görmüyordum. Olsun. Gene de kötü bir şey. Aileden birini kaybetmek. Başın sağ olsun. Sağ ol. Ay neler olmuş ya. Yol git git bitmedi. Ay basın bülteniyle falan uğraşırken tam konferans harika oldu derken şu olana bak ya. Yasemin'cim başın sağ olsun. Sağ ol. Ya kusuruma bakmayın. Benim başım ağrıyor, biraz uzanacağım. Tabii tabii. Dinlen. Gökçe. Canım sen nasılsın? Ben bahçeye çıkayım. Aklım Ece'de kaldı. Ece'de mi? Neden? Neden ki? Ya benden her şeyi öğrenmek zorunda değilsin ya. Üf. Gökçe Hanım, ben de size teşekkür etmeye gelecektim. Çok iyi oldu sizi gördüğüm. Yani bu nasıl söylenir bilmiyorum ama... ya aklıma geldikçe delirecek gibi oluyorum. İyi ki Ece görmedi o cesedi. Yok yok yok, hiçbir şey görmedi. Ben direkt uzaklaştırdım zaten onu. Ya öyleymiş. İyi ki yanındaydınız. Çok teşekkür ederim. Keşke biri de beni uzaklaştırsaydı. Hayatım boyunca unutamayacağım bir manzara. Oturmaz mısınız? Olur. İnsan unutmak istediği ne varsa daha çok yaşıyor bu hayatta, bilirim. O yüzden her zaman paylaşacak, konuşacak birine ihtiyaç var. Eğer siz de yalnız hissederseniz, yani hissetmezsiniz tabii ama... olur da paylaşmak isterseniz bizim kapımız size...